Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la radduhu iler rasuli ve ila ulil emri minhum le'alimehu lezi yestenbitunehu minhum. Sadakallahul azim. Şimdi bizim kardeşler burasıyla şey yapacak. Diyorum ki arkadaşlar, bu akşam sizce mühim hangisini görüyorsunuz? Okuyorsunuz ya, orada yapalım diyorum. Resul dedi ki, abi hiçbirisini yapmadın ki zaten. Şimdi bugün Efsane İbrahim, efsane deniliyor. Dedi ki, hayatın içeriği, hayat alemi şehadet cinsinden değil. Ama burada ortaya çıkmış. Ondan yapmayacağız ama şu şeyi vereyim. Hayatı bir su gibi düşünün. Donmuş ada olmuş. Donmuş ada olmuş. O alem-i şehadet. Hayat buhar oluyor, kar oluyor, dolu oluyor. Yani alem-i şehadet ne? Hayatın donmuş buz parçası. Tamam mı? Hayat. Onun için ahiret dünyanın bitişi değil. Eridiği anda oradasın. Uyandığın zaman İmam-ı Şafii, Ahmet bin Hanbel, İmam-ı Malik kendisi iştihat etmiş. Yani burada çok büyük imamlar halen ciddi ciddi onu söylüyorlar. Allah razı olsun. Çok güzel. Ama şimdi biz bunu okuduğumuz için balık ve öküzün nasıl, neye yaradığını üstadımız bize anlatıyor ya. Şimdi Almanya'da konferansta işte Diyanet'ten bir profesör, bir de Nur talebeleri. Nerede uyudun aklına? Orada uyanıyorsun. Çok güzel bir derste ama İçtihat Risalesi'ni yapacağım. Çünkü biraz uzanayım dedim, tamam mı? Geldi içtihat. Hiç. Pek olan ders de değil, değil mi? Ama içtihat kapısı kapalı abi, nasıl yapacaksın ki? Ha? İçtihat kapısı kapalı. İçtihat kapısı kapalı. Onu söyleyecek zaten. Şimdi böyle haddini hududunu bilmeyenler oluyor ya. Öyle İmam Azam'a tabi olmak zorunda mıyım falan. İmam Azani kendisi fikir yürütmüş. Onun sözü din mi olur? Soruları çoğaltayım. Yani o da insandır, biz de insanız. Onun çıkarttığı mana o zamana aitti. O zamana aitti. Yaşadığı zamanın kültürü, geleneği, örf, ananesi, eğitimi, insan etkiler. Etkiler dolayısıyla Kur'an'da bulduğu o cinstendir. Şimdi biz daha değişiz. Biraz zor oldu değil mi soru? Soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Sana abi şu var gene. Hemen ama başlamadan. Yok yok, senin sorun. Evet. Diyor ki adam, Kur'an var diyor. Mezheplere ne gerek var? Hem... O işte. O. Yani o. Hatime. Bununla alakalı 480 sözlerden ...497'ye kadar bunu anlatıyor. Her çeşidin içtihat hakkında ne sorarsan. Ama ben can alıcı, yani beşerin düşünüşü, çıkarımları nasıl din oluyor ya? İmam-ı Şafii'ye insandır ya, onun çıkarımı seviyedir, beşeridir. Semavi değil ki. Değil mi aklın? Nasıl din oluyor? Hatime... Asırlara göre şeriat değişir. Cenab-ı Hak, eskide iletişim yoktu. Murat ne, bunu mu merak ediyordun? Efendim abi? Bir şey diyordun da. Yok, ders olup olmadığını sormuştum da. Şimdi, eskide iletişim yoktu. Birbirine kopuk toplum vardı. Şimdi, medeniyet hazırha, 123 Mesnevi'de bir şehir hükmüne getirmiş dünyayı. Yani pat etse hemen duyarsın. O zaman bölgeler, memleketler, kıtalar, hatta Adapazarı, Afyon, Kars, Kerkük, Musun, Sibirya diyelim. İnsanlar var, birbirinden haberi yok. Nasıl bir peygamber her tarafa iş yapacak? Görüntülü telefon yok.
Ne yapacak yani bu adam? Nasıl gidecek bu peygamber? Allah da mahrum etmemiş. Dünyayı da zenginleştirmiş. Her yerde insan yapmış. O zaman suhufları getirmiş. Kitapları getirmiş. Tamam. Bir de size çok lazım. Bunu pazar, yeri de söylüyorum. Pazar, jandarma karakolunda sordular. Bana. Beni biliyorlardı. Ya dedi, boşver şimdi dedi bu şeyi, senin meseleyi. Oturduk. Soru. Niye anlatıyorum bunu? Onlar sordu bunu. Dedi ki, çok lazım olacak size de. Volta atıyor gururlu bir tanesi böyle başlarında. Ya bir hoca efendi ben bir şey soracağım dedi ayakta. Diğerleri de komutan oturuyor. Ben dedi çok merak ediyorum. Sizi de kısmen biliyorum, tanıyorum. Ama bakayım bu konuda var mı? Ben yanlış anlamayın. Sizi sorgulamıyorum. İnsan her şeyi bilemez. Ama ben merak ediyorum. Buyur komutanım dedi. Bunlarla kalıp. Ya dedi, Konfüçyüs olsun, Buda olsun, Brahmanlar olsun. Yani öğretiler, Nissan, Isuzu, Toyota, bunlar dindir. Arabalara verilmiş bir isim. Tamam. Nasıl doğan adamın ismi arabaya verilmiş. Tamam. Şimdi onların diyor sözleri peygamber sözüne benziyor diyor. Ya ben bunların kitabını okudum. Hakikaten öyle. Konfüçyüs'ün, Tao'nun, Tio'nun vesaire. Batılış yapmayın. Bunların sözleri ancak peygamber söyler dedi ya. Dedim ki bak. Eskide bir yöresel bir suhuf gelirdi. 10 sayfa. Yahudilere 10 şey geldi, emir. Şimdi o kavme o geldiği zaman onu inşa ediyordu. Sonra o kavim değişince Allah o suhufu kaldırıp başkasını getiriyor. Peki o suhufun hükmü kalktı diye insanların kafasından gitti mi? İnsanların kafasına kalan o sözler işte Konfüçyüs'ün, Tao'nun, İsuzu'nun kafasına peygamber sözü gibi kalan bunlar. Yani suhuflardan baki kalan dinlerdir. Kafada silinmedi ki. Ha? Şimdi bu temel şeyi de yapayım. Asırlara göre şeriat değişir. Belki niye değişir? Kültür, gelenek, örf, anane, ihtiyaç, sosyal yapı. Ve sayabileceğimiz daha çok şartlar değiştiği için devamlı insan değişkene muhtaç, değişiyor. O zaman rehberi değişmesi lazım. Onun için her asırda, belki bir asırda kavimlere göre ayrı ayrı şeriatlar, peygamberler gelebilir ve gelmiştir. Allah razı olsun ya. Yazmasaydı, yazdırılmasaydı ne cevap verecektik ya. Ondan sonra burada ondan mı okuyayım, bundan mı okuyayım diye indim aşağı. Aslında hak bir olur, dört nasıl oluyor? Onu mu okuyayım dedim de. Bunu seçtim. O da var demek istiyorum arkadaşlar. O da var. Yani hak bir olur. Niye İmam Azam, İmam Şafii bir tane olsa, peygamber gibi bir tane olsa? Niye var? Onu da şey böyle. Burada yani. Şimdi belki bir asırda kavimleri göre ayrı ayrı şeriatlar, peygamberler gelebilir, gelmiştir. Hatemül Enbiya'dan sonra şeriat-ı kübrası her asırda her kavme kafi geldiğinden muhtelif şeriatlara ihtiyaç kalmamıştır. Fakat teferruatta bir derece ayrı ayrı mezheplere ihtiyaç kalmıştır. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ayetlerinde şu alarda diyor ki her bir ayetin mutadid manası vardır. Her bir ayetin mutadid manası vardır. Her bir ayet de küllidir. Her asırda efradı bulunur. Her bir ayetin mutadid manaları vardır. Yani bir ayet. Bir ayet ama ona bindirilmiş. Mesela radyo. Binlerce FM dalgası bindirilmiş. Latif olunca kesifi şey değil yani. Öyle mekan darlığı yok. Ufak bir cam parçası dünyamızdan 1.400.000 defa büyük olan güneş için alabiliyor. Nuraniler için bir anda her yerde olmak, farklı farklı iş yapmak, büyük küçüğe girmek hiçbir şey değil.
Dolayısıyla ayette mutadit mana bindirilmiş. Mana mertebeleri bindirilmiş. Tamam mı? Her bir ayetin mutadit manası vardır diyor. Her bir mana da küllidir. Yani her bir mana çok, mesela külli şu. Benim karaciğerim, böbreğim, dalağım, böyle organların bütünlüğüne kül denilir. Yani parçaların bütünlüğüne kül. Ama ben 200 trilyona yakın hücre var. Her hücrede ben varım DNA'da. Ona, o DNA'ya külli denilir. İnin kafasına takke konulur. Yani küllü içine alan. Ama tırnak veya göz zerresi, ama bütün içine almış. Ona külli denilir. İşte o ayetin mutadit mana bindirilmiş. Mesela güneşten foton geliyor. Isı var, ışık var, şey var, ultraviyole ışınlar var, dalga boyları var, renkler var, tek renk yok. Bir parça ya, foton bir parça, tanecik. Ama ona binlerce hakikatler bindirilmiş. Ayetlerde de öyle. Örnek verirsem bir tane. Mesela ben biraz merak etmiştim. Harflerin şeklinden mana çıkartmak. Vav niye böyle? Kef niye böyle? Allah varken hiçbir şey yoktu. Bunu nereye göre seçtin? Bir, iki, harflerin tabiatını merak ettim. Her bir harfin, örnek olsun diye söylüyorum. Toprak, ateş, su, buhar, hava. Tabiatlıdır. Mesela senin annenin ismini, senin ismini Osmanlıca yazıp senin öne çıkan sıfatın tespit edilebilir. Ama kendine yatırım yapmamışsan Ahmet abi. Kendine yatırım yapmamışsan olsun. Ama kendine yatırım değiştirdinse tabiata göre tabiatçı. Yani manasından şöyle dursun, kılıfından bahsediyor harflerin. Bir de vav sinin yanına gelmiş. Mesela pekmez tayinin yanına gelmiş. Olmaz. Nasrettin Hoca. Karıştıracaksınız diyor. Bir de ben olacağım. Üçü bir araya gelecek. Şimdi vav bir sıfatı var. Tabiatı ve özelliği, karakteri var. Sinin de var. Bir araya gelince vav vavlıktan çıkıyor. Sin sinlikten çıkıyor. Bütünsel bir mana oluyor. İkisinden farklı. Bu ves. Bir de aynı şeyi tekrar ediyorsun. Ves, e. Vesvese. Zelzele. Yani örnek olsun diye daha vermeyeceğim. Demek ki her bir ayetin mütadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Tamam, imam ne yapar? Şimdi burayı çok iyi dinleyin. Bu akşam alabileceğiniz en güzel cümle de bu olur. Diğerlerini bildiğiniz şey. Ama bunu dikkatinizi çekmemiştir. Şeriat semaviyedir. Şimdi koyduk. İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, insan, bizim gibi insan, onun sözü niye din olsun? Niye aram olsun canım? Niye Allah bana hesap sorsun? Benim sözüm ne? Allah size hesap sorar. Nakledersem o kadar. Nakledersem. Ama şeker hastasısın, oruç tutsan, ölsen, doktor sana dese ki tutmayacaksın. Ben desem tutmayacaksın. Benim demem dini değildir. Hekimi hazık tutmayacaksın dedi mi tutup da ölsen sorar. Çünkü bilerek kendinizi tehlikeye atmayınız. Nasıl din olur? Çünkü Kur'an'da bilmiyorsanız ehline sorun diyor. Ehline sorun. Tamam. Şimdi şeriat semaviyedir. Tamam. İçtihadat-ı şeriye dahi, yani imamların çıkarımları dahi onun ahkam-ı mestüresini izhar ettiğinde semaviyedirler. Cümle bu. Yani o paketin bindirilmiş ya üzerine. Üzerine bindirilmiş mananın üstünü açıyor. İmam-ı Azam'ın yaptığı bu kadar. İmam-ı Şafii ilk önce mezheplerin anası İmam-ı Azam başlattı. Sonra İmam-ı Malik, Ahmet bin Hanbel,
en son. Sonra Şafii Hazretleri ne yapmış? Bir kapağı açmışlar. Allah Allah, depoya bak. Kendileri mi koydu bu hazineyi? Yok, kapak açıyor. Ötekisi geldi İmam Şafii. O da kapak açtı. Fesubhanallah. Ahmet bin Hanbel geldi, bir kapak açtı. Hazineyi açtı anahtarla. Allah Allah, bir odada karpuz, bir ortada ayva, bilmem ne. Şimdi bunlarla kası yok ki. Demek ki müştehitlerin işi o mestur olan ahkam-ı mestüresini gizli bindirilmiş merati bir mananın ishar ettiğinden, ortaya çıkarttığından semaviyedir, beşeri değildir. Kendisi bir şey koymamış yani. Yok, hiç yok. Var olan ortaya. Mesela diyelim ki Şafii mezhebinde kadın temas ederse bildiğimiz şey, oruç bozulur, abdest bozulur, İmam Azam da yok. Hanefi mezhebinde çorapsız kılmak bir kavle göre mekruh, İmam Şafii'de şart. Şimdi ne? Allah Resulü zannediyoruz ki İmam Azam, İmam Şafii kendi iştihad etti. Bunlar şudur arkadaşlar. Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnet. Cemiyet. İmam, İmam Şafii. Şimdi bu cemiyete bakar. Ne ihtiyacı var? Bu ihtiyacını tespit eder, teşhis eder, Kur'an ve hadisten verir. Üstünü açar verir. Mesela İmam-ı Şafii'ye müntesip olanlar, ekseriyeti mutlaka şartlı olduğu için, orada kırsal olduğundan hayvancılık, yani temizlik fazla olmadığından temizliğe çok hassastır. Dağda olduğu için kadın ne işi var sana temas ediyor? Seni hat koymak, haramdan uzaklaştırmak için kadın elini sürmesin sana diyor. Helalin de yoksa dağdasın. Peki Hanefi mezhebinde ise şehirdesin, otobüse biniyorsun, şey yapıyorsun. İlle dokunuyor, bir şey oluyor. Peki bu imam mı bulmuş? Allah Resulü aleyhissalatü vesselama, ya Resulallah dedi aleyhissalatü vesselam. Ayşe validemiz. Alnınızdan kan var dedi. Böyle aldı. Hiçbir şey demedi. Niçin abdest aldı? Allah Resulü abdest aldı. İmam-ı Şafi dedi ki kadın sürdüğü için aldı. İmam Azam dedi ki kan aktığı için aldı. Peki niçin sormamışlar Hasan abi? Ya Resulallah niye böyle yaptı? Yani Allah sordurtmamış çünkü cami olsun. Mesela kadın sürseydi hüküm tek olacak. Yani çelik gibi olmaz. Mesela Rus Ortodoks Kilisesi'nin başpapasının videosunu gördüm. Yazısını da gördüm. Çok garibime gitti. Naklediyorum hep. Diyor ki Hristiyanlar ve Yahudiler yok olmaya mahkumdur. Geleceğin dini İslam'dır. Gerekçesi diyor, bizim dinde diyor yenilikçi yoktur. Fakat İslam'da gelişen hadiselere karşı İslam'ın hükümleri diyor, içerisindeki ahkamlar, mertebeler diyor, ya mezhep imamları veya asıl imamları denilen diyor, asıl imamları denilen vazifeli görevliler zat şahıslar tarafından devamlı yenileniyor. Ahkam. Onun için sanki her asırda yeni nüzul etmiş gibidir diyor. Kendisi söylüyor. Sonra şu böyle tombul bir adam. Yani mesela diyelim ki Yahudilere gelen 3000 küsür sene önceki hüküm bitti. Şimdi ona uyuyor mu toplum? O dinlerinde yenisi yok mu o inanç? Yok. Onda Kur'an haricinde... Yok, çünkü son. Son. İsa Aleyhisselam'da da İsa Aleyhisselam'ın kitabı 330 sene sonra yazılmış. İsa Aleyhisselam'dan sonra. Yani sağlığındayken kaydedilememiş. Bakın ben okuduğum için söylüyorum. İncil'in tarihçesini okudum. Yaz, ey ashabım, İsa Aleyhisselam dememiş. Dolayısıyla havarileri vardı. Ona anlattı. Ne anladı 12 tanesi? Anladığını, anlatabildiğini anlattı. Dolayısıyla bu adamlar vefat etti bir asır, 100 sene.
Sonra ikinci, o kalanlar ikinci asra nakletti. Ne işte tekerleme ile gelmişse, ne anlamışsa, ne anlatabilmişse. Üçüncü asır 330 sene sonra İncil yazılmış ki 360 tane İncil yazılmış. Sonra pazarlık pazarlık dörde inmiş ya. Yani niçin 360 değil 360 binde olur? Herkes ne anladıysa ya. Bana dese, herkese deseler ki Müslümanlar, İslamiyet'te ne anlıyorsun? İnsan sayısınca Kur'an olur. Öyle değil mi? Gene düşürdüler yani. Kaliteli adamlar ya. Fazla yapmadılar. Şimdi bu temel bilgiden sonra demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gelen kitabında her asra bakan ahkamı var. Mezhep imamları veya asır imamları onun üstünü açıyor. Onun üstünü açıyor. Hatta diyor ki bakayım Nahl suresi 43. ayet. Bilmiyorsanız bilenden sorunuz diyor. Bilmiyorsanız bilenden sorun. Ya. Hasan abi bir şey katılacağım. Biz mesela Risale-i Nur'u okumasaydık halen toprağın altında balık var diyebilecektik. Ya. Mesela bizim zamanımızdan önce yapılmış. Allah rahmet eylesin. Ali Uçar abiler. Konferans varmış böyle. Hristiyanlardan, Yahudilerden, Müslümanlardan profesör çıktı. Ama profesör de yaşıyorsa Allah selamet versin. Ya, ölmüşse de Allah rahmet etsin. Bir kadın filozof soruyor. Videosu da var galiba. Tamam diyor, İslamiyet diyor bilimseldir. Yani asra hitap ediyor ama bilimsel olmayan çok şeyleri var diyor. Mesela diyor Peygamberin sözü de dindir diyor. Diyor ki diyor, dünya neyin üzerine duruyor? Öküz ve balık diyor. Ama biz şimdi kozmograf yani coğrafyayla bakıyoruz ki böyle bir şey yok diyor. Profesör dedi ki, bu uydurma hadistir dedi. İnkar etti, çıktı işin içinden. Rahmetli Ali Uçar abiler, hatırladığım kadarıyla, İzin alıyorlar, müsaade ediyor. Buyurun dediler, biz cevap vermek istiyoruz ona. Üç cihette cevap vermiş, üç cihette biliyorsunuz. Ve kadına dönüyorlar, tamam diyor. Onlarda böyle inatlaşma değil, hakperestlik var. Profesör oradan diyor ki, siz nur talebesisiniz diyor. Her yerde imdadımıza yetişiyorsunuz. Aynen öyle. Yani hadisi inkar etme cinayetine kurtuldu adam. Ve kadının ve toplumun da İslam'a bakışı değişti çok şükür. Yani o üç cihetle cevap vermesi. Nerede anlatıyor abi bu öküz ve balık? Lemalarda. Kaçıncı lema? 14'te mi? O zaman bakın bakalım. Serbehut'u bakın. Şimdi... Fakat teferruatta bir derece ayrı ayrı mezheplere ihtiyaç kalmış. %90 bir de ölçü vereceğim. Çalıştığım için söylüyorum. %90 iştihada gerek yok. İmam Azam, İmam-ı Şafii %90'ı giremez. Vakıf-ı selavat-ı zeka. Namaz kıl, zekat ver, iştihat. Ya bir de biz bakalım. Böyle bir şey yok. Nerede? Mesela Tunus, Cezayir, Libya, Sibirya, Çeçenistan, Türkiye, Azerbaycan. İşte... Moğolistan, şurada, burada, dünyanın her tarafında fiziksel olsun, kültürsel olsun, sosyal olsun farklı. İnsanlar farklı ya. Mesela namaz vakitleri, kutuplarda farklı. Buldun mu İbrahim? 14 abi. Tamam. Eminsiniz değil mi şimdi? 14. Çok güzel. Şimdi namaz vakitleri değişiyor. 6'ya gece, 6'ya gündüz. Ne yapmış? Bu %10'dur. Temelin dışında %10'dur. O %10'da iştihat var. Genelinde değil. %90'da yok diyor. %10. O da nedir? Diyor ki, fakat teferruatta bir derece ayrı ayrı mezheplere ihtiyaç kalmıştır. Evet, nasıl ki mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir. Kış geldi, elbise değişti.
Mizaçlara göre ilaçlar tebedül eder. Aynı hastalığa, çocuk, kadına, hamileye, yaşla ihtiyara farklı. Aynı hastalık ama ilacın dozu farklı. Öyle de iki tane örnek. Birincisi neydi? Mevsimlere göre elbiseler değişir. İki, mizaçlara göre ilaçlar tebedül eder. Öyle de asırlara göre şeriatlar değişir. Milletlerin istidadına göre ahkam tabul eder. Mesela Allah'ın hükümleri niye değişsin? Yahudiler diyormuş. Tamam mı? Kabalah'ta yazıyor, Kabalah. Yani Kütüb-i Sitte bizde nasılsa, onlarda Tora, Tevrat'ın tefsiri, Kabalah. Uydurulduğu yaz. Kaç cilt, 12 cilt mi ne? Orada niye diyor, ikide bir diyor, değişsin diyor. Tanrı birdir diyor. Ama Tanrı'nın, öyle diyeyim, Allah demeyeyim. Tanrı'nın kainat onu değil mi? Mevsimleri niye değiştiriyor? Sabit yapsın. Sırf kış olsun. Sırf bahar olsun. Sonbahar olsun. Değiştirdiği gibi ahkamı da değişecek. Aynı midir? Peki sonra altına baktım. Niye ahkamı tek kabul ediyor, bir daha kabul etmiyor farklılık? Çünkü doğan Yahudi insandır. Onun dışında doğan hepsi köpek ve köledir. İnsan değildir. Sibirya'da şurada buradakiler ne olacak? Onlar insan değil ki. Diyor. Sadece o bulundukları devlete göre din gelmiş. O kadar. Evet. Öyle de asırlara göre şeriatlar değişir, milletlerin istidadına göre ahkam kabul eder. Milletler. Çünkü ahkam-ı şeriyenin teferruat kısmı ahval-i beşeriyeye bakar. Yani insanların biyolojik yapısı. Mesela diyelim ki hasta bir insanın namaz kılmasındaki kolaylık oturur. Sen ben yapamayız. Ama Allah Resulü ne Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nedir Kur'an'a? Anlaşılmaz bir kitap, muallimsiz olsa manasız kağıttan ibaret kalır Kur'an. Öyle değil mi? Evet. Ha. Peki Peygamber aleyhissalatü vesselam kimdir? Kur'an'ın hayattaki açılımıdır. Hayattaki açılımıdır. Mezhepler nedir diye merak ettim Fıkıh-ı Ekber'de. Müsaade ederseniz bir cümle okuyayım. Bakayım öttü, yaptı. Beyhaki diyor ki, benim ashabım yıldızlar gibidirler. Binaenaleyh onların hangisini uyarsanız doğru yolu bulursunuz. İbn-i Mesud İmam Azam'ın hocası, sahabe. İmam Azam tabi'in imamıdır. Peygamberin görene sahabe, sahabeyi görene tabi'in, onu görene de tebe-i tabi'in. İbn-i Mesud fıkıh etti. İlk İmam Azam deniliyor ama İbn-i Mesud fıkıh etti. Alkame suladı. İbrahim Neha'yı biçti. Hamad harman etti. İmam Azam öğüttü, İmam-ı Ebu Yusuf yoğurdu, İmam-ı Muhammed ekmek yaptı. Sana gelene kadar ekmek bu. Efendim, Mehmet Ali de ekmeği yedi. Yoksa sen çıkartacaktın. İmamlara bakmak ne demektir veya Risale-i Nur'a bakmak ne demektir? Şu gözlüğü görüyorsunuz. Gözlüğü takıyorum, gözlüğe bakmak için değil. Gözlüğe bakmak için değil. Gözlükle bakmak için. Bakarken gözlüğü görmüyorum. Anladınız mı burayı inceli? Gözlüğü takıyorum gözlüğe bakmak için değil. Gözlükle bakmak için. Onun için. İşte bu kitaplara niye okuyorum? İki tane göz bununla Kur'an'a bakmak için. İmam Azam'ın şeyi nedir? İşte Kur'an'a ve Resulullah'a bakmak için. Şimdi beğenmeyenler, tövbe yüz bin tefa, İmam Azam şunu bunu tenkit edenler. O zaman Kur'an'ı da inkar etmeleri lazım. Kur'an onunla gelmiş. Gökten gelmedi ya sana. Kur'an'dan başka yok, diğerleri uydurmuş diyor. İmam, mezhep imamları. Tamam. Peki Kur'an sana nasıl geldi? O zaman Kur'an da uydurulmuş. Diyecek de diyemiyor. Bunu diyenler Şialar. 17 bin ayettir Şia anlayışına göre Kur'an. Bizim Kur'an uydurmadır.
17 bin ayetli olan Fatıma-tı Zehra'nın yazdığı Kur'an'dır. Hazreti Ali'den gelmeyen hiçbir hadis yalandır. Ve ölçüsü de şudur. İman esaslarından 7 tanedir. Kader iman yoktur. Şialar ve Şia olup da bizi kandıranlar kaderi inkar ederler. Kaderi inkar edenler Şiadırlar çaktırmadan. Şia mezhebinde iman esasından bir tanesi adalete inanmaktır. Bir tane de nedir? Kayıp imamın gelmesine inanmak. Anladınız mı televizyonda vitrinlerdekini? Çaktırmadan. Şimdi benim elimle bu geldi haşa. Yani Risale-i Nur geldi. Buna bir şey diyemiyorsun. Çünkü insanın vicdanı var toplumun. Benim elimi kırdın. E bu düştü. Direkt buna yapamıyorsun. Elimi kırıyorsun. Ha şimdi İmam Azam yanlış söylediyse, İbn-i Mesud yanlış söyledi, yalancı ise, yani Hazreti Ali'nin dışında ise, o zaman Kur'an'ı da inkar et. E diyor da sen anlamıyorsun. Peki niçin yapıyor? Esasata hücum ettikleri için, yani burada ampullerle uğraşmıyor kabloyla, giriş şarteli hücum ediyor. Biz Kur'an ve hadise bakacak durumda değiliz. Daha İmam Azam zamanında Kur'an ve hadisten ahkam çıkarıp yol bulamazken tabi'in imam kişileri, İmam Azam onlara yol göstermişse biz nerede kaldık? Bir ikinci bir alameti de Kur'an'dan başka bir şeye bakmayın diyenler 60 cilt kitapları vardır. Kur'an'dan başka bir şey okumayın. E 60 cilt kitabı nedir bu ki? İki tane alametini söyledim. Kaderi inkar ederler. Çünkü bu insanlar Kur'an nedir onu anlatayım size. Kur'an. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Her bir harf çekirdektir. Mesela elif. Misal. Nar çekirdeğine benzer. Lam. Karpuz çekirdeğine benzer. Elham. He. Maydanoz çekirdeğine benzer. Böylelikle bütün harfleri böyle düşünün. Karpuzun çekirdeğinde karpuzun komplesi yok mu? İşte Kur'an'ın her bir harfinde ifadelenişinde bile böyle mana var. Böyle bir mana var. Yani Kur'an'ın harfleri çekirdeklerin dizilimidir. Mezhep imamları üzerine toprak öttü, örttü, üzerinden neşunema çıktı. Muhalefet etmiş o atarın şeyi. Evet. Hasan-ı Basri'ye muhalefet etmeden harici olmuş. Gittin oraya bir meseleyi neyle çözeceksin dedi. Kur'an Allah'ın kitabıyla. Bulamadın dedi. Çünkü çekirdek çınar ağacının çekirdeği. Çınar içinde mi? Dalı, budağı, kokusu. Peki çıkartabilir misin ne olduğunu? Çınar ağacının çekirdeğini nasıl çıkaracaksın? Nasıl çekirdek onu çıkartıyorsa mezhep imamları da böyledir. Topraktırlar. Sait toprak olmaz. İçini çıkartıyorlar. İçini çıkartıyorlar. Çekirdekte sif çekirdek mi var? Ağaç yok mu? Kur'an tek manası mı var? Sucunun, gusun, hattın, battın, mutalan, sari, naz, ima, telmi. Var da var. Bana diyorlar ki, sen niye İmam Azam'a veya Risale-i Nur'a tabisin? Ben cahilim. Direkt Kur'an'dan anlamadığım için. Ben bunsuz göremiyor. Niye bunu takıyorsun? Bunu takıyorum. Buna bakmak için değil. Bununla bakayım diye. Ben de Kur'an'ı anlamadığım için bunu da gözlük diye takıyorum böyle. Bununla bakıyorum Kur'an'a ve hadise. Risale-i Nur budur. Kur'an'a ve hadise bakış gözlüğüdür. İmam Azam'a da o için bunu diyenler Kur'an'dan başka kitap okumayın diyen, hayatınızda Kur'an olsun diyen, inanın, itimat edin, 60 tane ciltleri var. Şimdi de dedi ki, abi dedi tefsirleri var dedi şimdi. Her ilçede tefsir yerle açmışlar bizim gibi medrese. Tefsir okutuluyor. Kimin tefsiri? Radiyallahu anh Hazretleri'nin. Size bir şey, Kastamonu ne zaman yazıldı? 36 son. Bir bağlı Kastamonu verin. Hasan abi, Kur'an'dan hüküm çıkartamazsa dedi, kaldırdı oradan. Ha burada. Ha. Kur'an'dan hüküm çıkartamazsa, orada kaldınız. Nereden hüküm çıkaracak?
Ha şimdi sahabe. Allah razı olsun ya. Altlıyoruz daha. Ne yapacaksın dedi. Allah'ın kitabından dedi. Sahabenin adını unuttum. Sonra dedi ki orada yoksa sizin sünnetinizden, tatbikatınızdan diyor. Sünnet-i seniye nedir? Kur'an'ın açılımıdır. Hayattaki karşılığı. Orada da sen bilemedin, bulamadın veya şahit olmadın. Allah Resulü'nün özel hayatına, her şeyine şahit misin? Yok. O zaman dedi, içtihat edeceğim. Kur'an ve hadisi harmanlayacağım. Topluma bakacağım. Orada içtihat edeceğim. Maşallah diyor. Ya, harmanlıyor. İsabet etse, iki sebebi var. İçtihat etti, bir sebebi var. Günah yok. Ve bu tür meseleler %10'dır. Size bir ölçü de vereyim. Ondan sonra Kastamonu'daki bir şey okuyacağım. Televizyon vitrinlerinde çıkıp, esasatı bırakıp, teferruatı kaşıyanlar, %90 İslam'ın ahkamını, amelini, itikadını anlatmayıp, böyle teferruat kaderdir, yok şu hadistir, yani içtihadi meseleleri tartışanlar, biz naklediyoruz orada. Bak, neler varmış. Çok acayip ya. Kur'an'dan başka bir şey okumayın deniliyor. Kendileri tefsir yapmış ya. Aklım hafızadan geliyor. Bu Müslümanlar kafaları durdu mu ya? Durdu. He? Durdu abi, durdu. Peki demiyor mu? Kur'an'dan başka bu ne ya? Şeyde gördüm ya. Neredeydi ya? Bir ilçede gördüm. Bir yer açmışlar. Orada okuyorlar. Tefsir okuyorlar. İstinye'de de var bir tane. Çünkü Hasan abi, hayatının alışkanlıklarını bozmayacak bir tefsir yapıyorlar. Ve nasıl biliyor musun? Adam bir Yahudi iş adamının yatının kaptanı. Tanıdım. Oraya gidiyor. Niçin gidiyor biliyor musun? Biz diyor Said Nursi ve bunun kitabını okuyacağız. Ayet okuyor birisi diyor. Herkes içtihat ediyor. Yani düşünüyor. Düşünebiliyor musun? Bir yerde tabi olmak, enaniyet, gurura kötü değil mi? Ama sen eyvallah. Buna. Kur'an'dan sen direkt ahkam çıkartıyorsun. Bundan daha cazip ne olabilir ya? Kur'an'ı ben çıkartıyorum. Evet hoca efendi, okuyamıyor da. Zaten Arapça bilmez. Birisi okuyor. Evet, bunun hakkında ne düşünüyorsunuz İbrahim? Oo. Taharet almaktan aciz. Bildiğim için söylüyorum. Mealden mi abi? He? Mealden yapıyorum. Tabii, meal. Onun yazdığı. Meal. Tefsiri ayrı. Meali var. Tefsiri ayrı, mealinden. Sen ne anladın? Sen ne anladın? Ve sonra dışarıya çıktıkları zaman Kur'an'dan başka bir şey okuma. Hayatınızı Kur'an'a koyun. Vay! Hayatınızı Kur'an'a koyun. Vay be! Ne adam yok. Hem şeysin abi, dindarsın. Hem dine ait hiçbir hükmü yerine getirmiyorsun mis gibi. Ya çok rahatsın. Ve bir de sen kaptansın lan. Yahudilerin aile yatında kaptansın lan her şey. Her şey belli. Evet. Geliyorsun akşam da Kur'an'ı tefsir ediyorsun. Evet sen tefsir ediyorsun. Ben dedim sürünüyorum hakikaten dedim medreselerde. Ya. De alimlerin olmadığından kaynaklanmış. Ya. Aklı hakkında 1990'dan beri araştırıyor. Gece gündüzüm, evlad-ı yalim yok, işim gücüm hiçbir şey. Hep bu. Tamam aptalız da, yoğunlaştığın bir şey senden daha yakın olamaz ki. Alanlara bak ya. Aklın mertebelerine bak ya. 16 tane temel ilimlere sahip olacak ki mezhep imamı olacak. Yani ben onlara kızmıyorum. İşlerini yapıyorlar. İşini yapıyorlar. Ben saf Müslümana, ahmak Müslümana bak. Kızıyorum. Ben onlara kızıyorum. Niye alet oluyorsun? Lan yat da kaptansın, akşam gelip tefsir yapıyorsun ya. Aklım bana yeter diye düşünüyor sana. Ama tefsir yapıyor akşam. Nasıl tatmin oluyor?
hayatlarında öyle bir din hakikaten bize de lazım. Hayatına hiç taviz vermeyeceksin ama cennet de garanti olacak. Herkes etiketledi. Kafir, kafir, kafir. Vay be. Müştehit. Şimdi düz okuyorum. Epey konuştuk. Evet, nasıl ki mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir, mizaçlara göre ilaçlar tebedül eder, öyle de asırlara göre şeriatlar değişir, milletlerin istidadına göre ahkam tahavul eder. Çünkü ahkam-ı şeriyenin teferruat kısmı ahval-i beşeriyeye bakar. Ona göre gelir ilaç olur. Enbiya-i salife zamanında tabakat-ı beşeriye birbirinden çok uzak ve seciyeleri hem bir derece kaba, hem şiddetli efkarca iptidai ve bedeviyete yakın olduğundan o zamandaki şeriatlar onların haline muvafık bir tarzda ayrı ayrı gelmiştir. Yani peygamberimizden önce öbek öbek millet, Adapazarı'na gelmiş bir suhuf, Afyon'a da gelmiş bir peygamber. Hatta bir kıtada, bir asırda ayrı ayrı peygamberler, şeriatlar bulunurmuş. Aynı tarihte Afyon'da peygamber var, Kars'ta da peygamber var. Muhabere olmadığı için, birbirine haberdar olmadıklarından böyle gelmiş. Sonra ahir zaman peygamberinin gelmesiyle insanlar güya iptidai derecesinden, güya insanlar ortaokul çocuğundan idadiye derecesine, üniversite ve lise seviyesine geldiklerinden çok inkılabat, ihtilatat ile ahkam-ı beşeri bir tek ders alacak, bir tek muallimi dinleyecek, bir tek şeriatla amel edecek vaziyete geldiğinden ayrı ayrı şeriata ihtiyaç kalmamıştır. Ayrı ayrı muallimede lüzum görülmemiştir. Ama peygamberimiz zamanında ahir zaman olduğu için küre-i arz dünya bir şehir haline gelince başka bir kitaba, başka bir peygamber ihtiyaç yok. O zaman teke düştü. Ama Tunus, Cezayir, İran, Endonezya, Türkiye, kültür, coğrafya, eğitimler farklı olduğunda ne olacak onların farklılığı? Fakat tamamen bir seviyeye gelmediğinden ve bir tarzda hayat içtimaiyede giymediğinden, yani cemiyet hayatı tek değiller bunlar. İran, Tunus, Sibirya, 6 ay gündüz 6 ay gece, burası. Yani aynı, evet, aynı dersi aynı hocayı dinleyecek şeye geldiler. Çünkü niye? Kültür yükseldi. Dünya muhabere, haberleşmeyle tek şehir gibi oldu, köy gibi oldu. Fakat insanların farklılıkları içtimai giydiğinde mezhepler taadut etmiştir. Mezhepler onun için ihtiyaç var. Eğer beşerin, şimdi gelecekte, beşerin ekseriyeti mutlakası bir mektebi âlinin talebesi gibi bir tarzı hayat içtimai giyse, bir seviyeye girse, o vakit mezhepler tevdi edilebilir. Fakat bu hali alem o hale müsaade etmediği gibi mezahip de bir olmaz. Yani ne zaman kalkar? Yani 40 tane çocuk sınıfa girince hepsi ortalama aman aman aynı. Kalsa da yani gene bir şey aynı gibi. Bu insanlar, dünya insanları bir sınıfın talebesi durumuna ne zaman gelirlerse mezheplerde kalkar ama o da imkansız. Niçin? Yani insanları nasıl getireceksin bir sınıf haline? Abi şu an Hanbeli Maliki var mı? Var tabii. Şimdi dört mezhep nerelerde daha çok geçiyor? Bilen var mı? Mesela Hanbeli mezhebi daha nerede geçer en çok? Ürdün veya Yemen. Arap Emirlikleri'nde geçiyor. Mısır ve aşağısı. Tunus, o Afrika kıtası. Maliki mezhebi nerede geçiyor? Cezayir. Ürdün oralarda geçiyor. O Cezayir oralarda. Şafi nerede şey yapıyor? Van. Tamam. Doğu'da, İran ve o Asya. Van'da diyor, Van merkezdi. İmam Azam'ın Bağdat ve Şam merkezdi. Şam-ı Şerif merkezde cereyan ediyor. Ona göre şey yaparlar. Arabistan'da hangisi? Arabistan'ın yönetimi İngiliz yönetimi olduğu için o şu andaki yönetim, şurayı da okuyayım da keseyim, iki dakikanızı alayım. Eğer desen hak bir olur, nasıl böyle 4 ve 12 mezhebin muhtelif ahkamları hak olur? En cevap, bu çok güzel, misal veriyorum, kesiyorum. Bir su,
5 muhtelif mizaçlı hastalara göre 5 nasıl 5 hüküm alır? Şöyle ki mesela hak bir olur. Niye 4 var? 4 mezhep. Hak bir tane olsa şimdi örnek veriyor. Nasıl ki su diyor 5 muhtelif mizaçlı hastalara göre nasıl 5 hüküm alır? Şöyle ki su zatında iyi bir şey. Ama bir hasta var ki su içerse ölür. Su ona haram. Su ona haramdır. Şöyle ki birisine hastalığının mizacına göre su ilaçtır. Tıbben vaciptir. Mesela bir hasta hastalığın iktizasıyla su içmesi lazım. Vaciptir. Diğer birisine hastalığı için zehir gibi müzirdir. Tıbben ona haramdır. Hatırladığım kadarıyla ameliyattan çıkan su içemez. Hiç kanama olan. Evet. Dolayısıyla ameliyatı hastaların su içmesi haramdır meme. Sıtmaları da içmiyor. Sıtmalar da mı içmiyor? Üstad diyor ya şimdi. He. Şey, rahmetli amcama içirmediler de iç kanama geçiriyor diye. Ha Allah Allah. İstedi ama şey vermemdi. Diğer bir kısmı birisine az bir zarar verirti ben ona mekruhtur. Su. Diğer birisine zararsız menfaat verir. Tıbben ona sünnettir. Biz mesela. Bana hiç zarar yok. Bismillah. Tıbben ona sünnettir. Diğer birisine ne zarardır ne menfaattir afiyetle içsin. Tıbben ona mubahtır. Ne oldu su? Niye haram olsun? Suda bir şey yok. Muhatap olan da değişiyor hükmü. İşte hak burada taaddüt etti. Hak bir tek hakikat değil mi su? 15 çeşit oldu. Haramdır su. Nasıl haramdır? Mekruhtur su. Sünnettir su. E nasıl olur? E su tektir. Ahkam bir olur. Nasıl çoğalır? E su gibi bak. Muhataba göre değişiyor. Ameliyatta mı çıktın? Su haramdır kardeş. Olur mu ya su hükmü sünnettir? Banadır, o sana değil. Ameliyattan çık. Ha? Çalgıda da aynı söylüyorsun. Evet. Çalgını sırası. Mesela Rüştü abi derdi ki böyle. İlahi nam altında şimdi bir sürü aletler var ya. Onu değil de mesela normal bir ilahi. Adam böyle içmiş. Eğer ona dinletsen o. Getir lan bir tane dese ona gene caiz değil. Hatta öyle birisine denk gelmiştik. Cenaze yerinde. Nereden gelmişse, kurban olayım hocam, böyle, sarhoş geçiyordu, Kur'an şey oldu veya sohbet ediyordu. Bak şimdi, demek ki hak birdir ama hükmü 5 çeşittir. Ayet birdir ama hükmü 4 çeşittir. Ambeli, Maliki, Şah işte. İşte bak, burada taaddüt etti, 5'i de haktır. Sen diyebilir misin ki su yalnız ilaçtır, yalnız vaciptir, başka hükmü yoktur? İşte bunun gibi ahkam-ı ilahi mezheplere hikmet-i ilahiyenin sevkiyle ittiba edenlere göre değişir. Hem hak olarak değişir ve her birisi de hak olur, maslahat olur. Mesela hikmet-i ilahiyenin tensibiyle İmam-ı Şafii ittiba eden ekseriyet itibariyle Hanefilere nispeten köylülüğe ve bedeviliğe daha yakın olup cemaati bir tek vücut hükmüne getiren hayat içtimaiyede nakıs olduğundan her biri bizzat dergâh-ı kadir-ül hacata kendi derdini söylemek ve hususi matlubunu istemek için imam arkasında Fatiha'yı birer birer okuyorlar. Anlatmayacağım. İmam-ı Şafii'ye tabi olanlar imam arkasına Fatiha okuyacak. Hanefi mezhebinde olanlar Bismillahirrahmanirrahim diyor, hiçbir şey karışmıyor. Hem aynı hak ve mas-ı hikmettir. İmam azama ittiba edenler ekseriyeti mutlaka itibariyle İslami hükümetlerin ekserisi o mezhebi iltizam etmesiyle medeniyete, şehirliliğe daha yakın ve hayat içtimaiye müsait olduğundan bir cemaat, bir şahıs hükmüne girip bir tek adam umum namına söyler, umum kalben onu tasdik edip, tasdik ve rabd-ı kalb edip, onun sözü, umumun sözü hükmüne geçtiğinden,
Hanefi mezhebine göre imamın arkasına Fatih okunmaz. Okunmaması aynı hak ve mas-ı hikmettir. Su gibi söyledik. He mesela madem şeriat ve tabiatın tecavüzatına ses çekmek, onu tadil etmek, nefse mari terbiye eder, ekseriyetle ekser etba köylü ve nim bedevi ve amelelikle meşgul olan Şafii mezhebine göre kadına temas ile abdest bozulur, az bir necaset zarar verir. Ekseriyet itibariyle hayat içtimaya giren nim medeni şeklini alan insanlar ittiba ettikleri mezhebi hanefiye göre mesih nisvan abdesti bozmaz, kadına dokunsa abdesti bozmaz. Bir dirhem kadar necaset fetva var. İşte bir amele ile bir efendi nazara alacağız. Amele tarzı maişet itibariyle ecnebi kadınlarla ihtilata, temasa ve bir ocak yanında oturmaya ve mülevves şeylerin içine karışmaya müptela olduğundan sanat ve maişet itibariyle tabiat ve nefse maresi meydanı boş bulup tecavüz edebilir. Onun için şeriat onların hakkında o tecavüza set çekmek için abdest bozulur, temas etme, namazını iptal eder, bulaşma, manevi kulağına bir saday semavi çınlattırır. Ama o efendi namuslu olmak şartıyla adat içtimaiyesi itibariyle ahlak-ı umumiye namına ecnebi kadınlara temasa müptela değil, mülevves şeylere nezafet-i medeniye namına kendini o kadar bulaştırmaz. Onun için şeriat mezhebi hanefi namıyla ona şiddet ve azimet göstermemiş. Ruhsat tarafını gösterip hafifleştirmiştir. Elin dokunmuş ise abdest bozulmaz. Hicap edip kalabalık içinde su ile istinca etmemenin zararı yoktur. Bir dirhem kadar fetva var. Mesela bir yerde çalışıyorsunuz. Avucunuzun içi kadar iç çamaşırınıza necaset olsa ruhsat var. Ama Şafii'de yok. Bulundukları yöre göre alıyor. Su tekti ya. Biraz anlattık ama anlatsam uzun olur. Bir dirhem kadar fetva vardır der. Onu vesveseden kurtarır. İşte denizden iki katre sana misal, onlara kıyas et. Mizani şar'ani mizaniyle şeriat mizanlarını bu surette muvazene edebilirsen eğer. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimun hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat.